tedaviden sonra tedavisi uzun sürüyor mu? İkincisi, evet. bu takip süresi nedir ya? insanlar neleri takip etmeli böyle bir tedaviden sonra nelere dikkat etmeli? Evet. O takip aşamasını falan da bir konuşabilir miyiz? Tabii şöyle önce bir tedaviyi kısaca özetleyeyim ben size. tedavisi beyin tümörlerinin genellikle cerrahidir. Ameliyat. Ameliyat Çeşitli şekillerde yapılabilir. İlaçlı tedavi çok müm mümkün değil. Ee, sonrasında ilaçlı tedavi de gerekir ee, birçoğunda. İyi huylu tümörlerde genellikle ameliyattan sonra herhangi bir başka tedavi yöntemine ihtiyaç duymayız. Ee, i̇yi huylu tümörler e, ameliyattan sonra tamamen çıkarıldıysa e, hiçbir sorun yaratmaz. Bazen damarlara, ana damarlara çok yapışık, yakın olan tümörler olabiliyor, iyi huylu tümörler olabiliyor. Onların bir kısmını bırakmak zorunda kalabiliyoruz. O tür tümörlerde e, Gamma Knife gibi veya klasik, konvansiyonel dediğimiz e, geleneksel e, radyoterapi e, yöntemine de başvurabiliyoruz. E, gamma Knife, e, yoğunlaştırılmış radyasyonun e, odaklanarak direkt tümörün üstüne e, ışınlanması şeklinde e, bir yöntemdir. Bugün konvansiyonel dediğimiz geleneksel radyoterapide de bu odaklanma artık oldukça ilerlemiş durumda. Orada da çevre dokulara çok hasar vermeden odaklanma yapılabiliyor. Ama işte bunların ikisi de gamma knife veya cyber knife dediğimiz halkımız vatandaşlarımız bu yöntemleri gerek internetten gerekse medyadan takip ediyorlar, duyuyorlar. O yüzden açıklama gereği duyuyorum. Evet hocam. Bunların her biri farklı nedenlerle, farklı noktalarda kullanılan yöntemler birbirlerinden farklı. Yani bir gamma knife'ın her yerde kullanamazsınız, radyoterapiyi de her yerde kullanamazsınız. kullanıldıkları yerlerde farklı bunların. Ama iyi huylu tümörlerde dediğim gibi böyle kritik noktalarda onlardan da destek almak zorunda kaldığımız zamanlar olabiliyor. kötü huylu tümörlerde Tabi bunları beyin dokusundan tamamen ayırmak, tamamen çıkarmak çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. Metastazlarda bu biraz farklı. Metastazları genellikle iyi sınırlıysa tamamen çıkartıyoruz ama orada da metastazın geldiği nokta yani birinci tümör diyelim ki akciğerden gelmiş. Akciğerdeki tümörün durumu çok önemli. Onu zaten onkologlar takip ediyorlar ve Esas olarak oranın tedavisini daha çok yapmak Gerek gerekiyor. Onu da onkoloji bölümümüz e, takip ve tedavisini yapıyor. E, beynin kendisine ait tümörlerde, kanserlerde tabi ameliyatta e, çıkarabildiğimiz kadar büyük kısmı veya hepsini çıkarıyoruz. Sonrasında mutlaka onkolojiyle bir görüş alışverişimiz oluyor ve ilaç tedavisi veya gerekiyorsa radyoterapi e, ışın tedavisi de buna ilave ediyoruz. Ee, zorun e, zorlu bir süreç yani beyin tümörlerinin tedavisi zorlu bir süreç çünkü e, gidişatı e, çok yüzgüldürücü olmayabiliyor bazılarında evet. e, iyi sonuçlar aldığımız çok uzun e, Mesela en ağır tümörlerde bile 10 yıl, 15 yıl takip ettiğimiz hastalarımız var. Ama çoğu zaman bunlar agresif seyrederler. Kötü huylu beyin tümörleri, kanserler agresif seyrederler. O yüzden ne kadar erken teşhis edilebilirse o kadar iyi sonuç almak mümkün olabiliyor. Bu tabii tek başına beyin cerrahisinin bir şeyi değil. Ben de onu soracaktım hocam. Tabii, bir multidisipliner bir yaklaşımla. Bizim burada bizim her çarşamba yaptığımız bir onkoloji konseyi var. Onkoloji konseyimizde bu hastaları tartışıyoruz. Beyin tümörlerini de diğer tümörleri de diğer vücudun diğer bölgelerindeki kanserleri de tartışıyoruz ve ona göre işte ışın tedavisi, ilaç tedavisi ne gerekiyorsa buna ortak karar veriyoruz ve ortak takip ediyoruz. Dolayısıyla bu tür merkezlerin bu ameliyatlar veya bu hastalar için tercih edilmesi gereken merkezler olduğunu söylemekte yarar var.